Hepinize merhabalar sevgili öğrencilerim. Kanalımıza Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün kanalımızda sizlerle özel isim, tür isim nedir bunları öğrenmeye çalışacağız. Özel isimlerin birkaç tane kuralı var. Bunları birlikte tekrar edeceğiz. Hangi isimler özel isimdir, hangi isimler tür ismidir bunları birlikte bulacağız. Sevgili öğrencilerim, dünyada birden fazla bulunan varlıklara verilen isimlere tür isim yani cins isim denir. İki şekilde de duyabilirsiniz. Tür isim diye veya cins isim diye ikisini de duyabilirsiniz. Kulaklarınız alışsın. Yani kendisinden bir tane değil, eşi benzeri yok değil. Kendisinden çok fazla olunca bunlara ne diyoruz? Tür isim, cins isim diyoruz. Örneğin çocuk. Çocuk deyince milyonlarca ne var? Çocuk var değil mi? Evet. Bakın kedi, köpek, çilek ve ağaç. Bu resimlere baktığınızda bu resimlerdekilerin hiçbirisinden dünyada bir tane yok. Her birinin eşi var, benzeri var. Bir sürü çocuk var değil mi? Saçı siyah olabilir, gözü mavi olabilir, kahverengi olabilir. Kediler de bakın cinsinsiz olsa, büyük, küçük, çeşit çeşit de olsa, köpekler de öyle meyveler ve sebzelerde ne yapıyoruz? Onlarca, yüzlerce çeşit alıyoruz, yiyoruz. Ağaç çeşitlerine bakın zaten burada onlarca ağaç çeşidi var. Bunları görüyorsunuz. Yani bu gördüğümüz resimdekiler ve buna benzer kendisinden birçok olan, tek başına olmayan, eşi benzeri olmayan değil. Bunlardan bir sürü var. Bu şekilde olursa bunlara ne diyoruz? Tür ismi, cins isim diye söylüyoruz. Fakat Dünyada kendisinden bir tane bulunan, eşi benzeri olmayan varlıklara verilen isimlere ne diyoruz? Özel isim diyoruz. Kendisinden bir tane var. Bir sürü çeşidin içinden bir tane kendisinden olursa buna özel isim diye seslendiriyoruz, söylüyoruz. Şimdi özel isimle ilgili biraz daha ayrıntılı bilgi verelim. Çünkü bizim sorularımız, öğrenmemiz gereken konular genelde özel isimle ilgili olduğu için özel isim Neler özel isimdir? Söyledik. Özel isimler neydi? Kendisinden bir tane olan, eşi benzeri olmayandı. Neler özel isim olarak geçiyor? İlk örneğimize bakın. İnsan isimleri özel isimdir. Az önce bakın çocuk dediğimizde bir sürü çocuk var. Fakat Ali ve Ayşe diye diğer çocukların içinden ayırıyorum. Ali'den bir tane var. Ayşe'den bir tane var. Aynı gözden, aynı renkten, aynı duygudan, değil mi? Bunlar artık özel olmuş oluyor. Milyonlarca çocuğun içerisinden Alimiz bir tane. Milyonlarca çocuğun içerisinden Ayşemiz bir tane. Bu çocukları diğerlerinden ayırıyoruz. Sadece bakın özel olmuş oluyor. Bunlar özel isim olmuş oluyor. Diğer bir örneğimiz hayvanlara verilen isimler de özel isimlerdir. Az önce bakın aynı örneği kastı bilerek verdim kedi demiştim. Binlerce çeşit kedimiz var. Fakat bunların içerisinde biz bir tanesini Duman diye ayırıyoruz. Yani özel isimden bizim anlayacağımız kendisinden bir tane var. Duman diye ayırıp diğerlerinden bir tanesini özel hale getirmiş oluyoruz. Buna verdiğimiz isimle kedilere, köpeklere, hayvanlara verdiğimiz isimle ne yapıyoruz? Bunları özel hale getirmiş oluyoruz. Kırpık diye bakın bir köpeğimiz var binlerce çeşit köpek olabilir ama bizim kırpığımız bu şekilde bizim evimizde yetişen bizimle beraber olan kırpıktan bir tane olmuş oluyor. Ama köpek dersek cins isim, tür isim, isim verip kırpık diye binlerce köpeğin içerisinde ne yapıyoruz bunu özel bir tane hale getiriyoruz. O zaman özel olmuş oluyor. Kuşlarına bakın onlarca çeşit var dünyada belki binlerce milyonlarca kuş var fakat boncuk diye ona isim verip artık ne yapıyoruz diğerlerinden ayırıp bir tane olmuş oluyor. Bu renkte bu şekilde olan kuşumuz bir tane olmuş oluyor. Özel olmuş oluyor. Özel isim almış oluyor. Şehir isimleri de özel isimlerdir. Bakın örnek vereceğim şimdi size Türkiye'nin şehirlerinden bahsedeceğim. Bakın burada kaç tane 81 tane şehir ismi il ismi görüyorsunuz. Bunların her birisi özel. Sivas'ta desek. Bakın örnekleri yapalım. Edirne. Bakın Edirne 81 ilden artık sadece bir tanesi. Evet bu özel bir isim. İstanbul bakın burada evet özel bir isim. Ankara evet Ankara'mıza nedir başkentimiz Ankara'da. Bakın burada nedir özel isimdir. Kars Evet Kars da özel bir isimdir. Muğla'da, Antalya'da, Mardin'de ve diğer bütün şehirlerimiz nedir? Özel isimlerdir. Şehir isimlerimizi ne yapacağız? Özel isim olarak bileceğiz. Evet daha sonra bakın bu şehirlerin ilçeleri, köyleri, mahalleleri, sokakları nedir? Özel isimlerdir. Diğer şehirlerden ne yapıyoruz? Köylerden, sokaklardan ayırıyoruz. Evet bakın buraya bir örnek koydum. Bakın örneğimizde Burası bir köy olmuş olursa diyelim ki Ahiler köyü. Bakın binlerce köyün içerisinde bu köyümüz ne olmuş oldu? Bize özel olmuş oldu. Özel olmuş oldu. Ahiler köyü. Evet yeşil sokak. Evet sokağımız bu sokak artık nedir? Yeşil sokak diye diğer sokaklardan ayırıyoruz. Bir tane artık değil mi? Yeşil sokak. Bunun aynısından evlerinden, caddelerinden, sokaklarından, taşlarından, ağaçlarından, çiçeklerinden, parklarından değil mi? Bu sokak artık diğerlerinden ayrıldı. Bir tane özel oldu. Demirli Mahallesi, Tavşanlı ilçesi gibi bakın burada köy, sokak, mahalle, cadde, ilçe, mezra. Bu şekilde duyduğunuz isimlerin hepsi diğerlerinden ayırıp artık bir özel ismi olduğu için ne diyoruz? Özel isim diye söylüyoruz. Dağ, ova, tepe, göl, nehir, deniz, ırmak bakın ee bunların hepsi de nedir? Özel isimlerdir. Örnek verelim şimdi dağ. Bakın dünyada binlerce dağ var. Fakat bu dağa bir isim verdiğimizde Ağrı Dağı'ndan ne var? Bir tane var. Ağrı Dağı dediğimizde aklımıza bir tane Ağrı Dağı olan dağ aklımıza gelir değil mi? Ağrı Dağı deyince Amerika'daki, Endonezya'daki dağ gelmez aklımıza. Sadece Ağrı şehrimizdeki dağ aklımıza gelir. Ne olmuş oldu? Diğer dağlardan ayrılmış bir tane özel dağ olmuş oldu. Uludağ'da bakın Nedir? Bursa'daki Uludağ aklımıza gelir. Biz Uludağ dediğimizde Amerika'daki, Japonya'daki dağlar aklımıza gelmiyor. Artık özel olmuş oluyor. Bu bir tanedir. Diğer dağlardan ayırmış oluyoruz. Yine aynı şekilde devam edelim örneklerimize. Denizler, bakın e, dünyada bir sürü deniz var fakat biz ne yapıyoruz? Ege denizi dediğimizde ne oluyor? Aklımıza tek bir tane deniz geliyor. Diğerlerinden ayırmış, özel bir isim vermiş oluyoruz. Akdeniz deyince de nedir? Ee, ülkemizin alt tarafında olan deniz nedir? Akdeniz'dir değil mi? Akdeniz deyince gidip Marmara'daki deniz veya Amerika'daki başka yerlerdeki e, nehirler, e, denizler aklımıza gelmiyor değil mi? Bu artık özel olmuş oluyor. Akdeniz sadece bir deniz aklımıza gelmiş oluyor. Evet örnek vermeye devam ediyorum. Burada bakın bir ırmak nehir görüyoruz. Yeşil ırmak diye söylediğimizde bütün ırmaklardan ayırıp özel bir ırmak olmuş oluyor artık. Yeşil ırmak bir tane ırmağımız olmuş oluyor. Kızıl ırmak da aynı şekilde. Yani kendisinden başka çeşitleri olsa da biz isim verip bir tanesini diğerlerinden ayırdığımızda artık bu ne olmuş oluyor? Özel isim olmuş oluyor. Yine dikkat etmemiz gereken bir şey. Kurum isimleri nedir? Hepsi özel isimdir. Hangi kurum olursa olsun. Örnek veriyorum. Kütahya Belediyesi. Bu Kütahya Belediyesi diğerlerinden ayrılmış oldu. Ne olmuş oldu? Özel isim olmuş oldu. Yüzlerce belediye var, binlerce var hatta ama Kütahya deyince diğerlerinden ayırdık. Bu artık özel isim olmuş oldu. İstanbul Valiliği. Yine bakın 81 ilimizin valiliği var. İstanbul diye söylediğimizde o valilik ne olmuş oldu? Özel isim olmuş oldu. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı. Bir sürü bakanlık var. Milli Eğitim Bakanlığı nedir? Özel isimdir. Diğer bütün bakanlıklarda bakın bu şekilde isimdir. Belediyeleri burada bakın valilikleri örnek olarak söyledik. Kütahya Belediyesi de özeldir, Uşak Belediyesi de özeldir, Ankara Belediyesi de özeldir. Hangi belediye olursa olsun. Kurumların hepsi nedir? Bunları bizler örnek olarak veriyoruz. Tamamı bütün kurum isimleri hangi belediye, hangi valilik, hangi bakanlık olursa olsun hepsi özel isimdir. Bakın bir okul ee, örnek olarak veriyoruz. Hangi okul olursa olsun, mahallenizdeki, şehrinizdeki, Türkiye'deki bütün okullar hangi okulun ismini söylerseniz dünyadaki hatta bütün okullar nedir? Özeldir. Çünkü ona bir isim verdiğimizde diğer okullardan ayırıp onu özel hale getirmiş oluyoruz. Millet, dil ve ülke isimleri de bizler için nedir? Özel isimlerdir. Bakın bu bizim Türk bayrağımız, ülkemizle ilgili, ülkemizin adı, milletimiz Türkiye, ülkemiz özeldir. Türk, bakın Türk halkı değil mi bu da özeldir konuştuğumuz dil Türkçe bu da özeldir. Aynı şekilde diğer illerden örnekler verelim ülkelerden. Bu nedir? Bakın resimden tanıdığınız Japonya değil mi? Evet Japonya artık özeldir. Dünyadaki ülkelerin arasından Japonya deyince artık özel tek hale gelmiş oluyor. Evet Japonların konuştuğu Japonca da artık özeldir. Ve Japon insanları da nedir? Özel isimdir. Bunları yazarken ne yapıyoruz? Özel isimlerin yazma kurallarına dikkat ederek yazıyoruz. Az sonra onları da birlikte göreceğiz. Yani hangi milletten, hangi ırktan, hangi e, ülkeden olursa olsun hepsini artık özel isim olarak biliyoruz. Devam edelim. Bir örnek daha. Burada da bakın elbiselerinden ve yazılarından görmüşsünüzdür. Arabistan değil mi? Suudi Arabistan hatta. Evet artık Arabistan ülke olarak özel isim. konu Evet halkı nedir? Arap halkı özel isim. Arapça'da da konuşulan değil de özel isimdir. Üç tane örnek verdim size. Gördüğünüz gibi millet olarak halk olarak, konuştukları dil olarak ve ülke olarak nedir bunlar? Özel isimlerdir. Özel isimler şimdi özel isimleri yazarken e, bazı kurallarımız var. Bunları öğrenmeye çalışalım. Özel isimlerimizde ilk kuralımız büyük harfle başlamaktır. Evet, örnek verelim şimdi. Ankara. Şehirlerimiz nedir? Özel isim demiştik. Bakın Ankara'nın ilk harfi nedir? Büyük harfle başlar. Cümlenin başında da olsa, ortasında da olsa, sonunda da olsa Ankara'nın ilk harfi ne olacak? Büyük harfle başlayacak. İnsan isimleri nedir dedik? Özel isimler dedik. İlk harfleri büyük yazılacak. Kütahya müftülü. Bakın Kütahya'nın K'si, müftülün M'si. Özel isim, kurum isimleri neydi? Özel isimlerde ilk harfleri büyük yazılacak. Bakın yine Uludağ. Evet dağ ismi özel. Ne yapıyoruz? İlk harfimizi büyük yazıyoruz. Evet özel isimlerle ilgili şimdi ikinci kuralımız geliyor. Özel isme gelen ekleri ne yapıyoruz? Kesme işaretiyle. Virgülün yukarıdan yapılanı gibi değil mi? Karıştırmayalım. Ne yapılır? Kesme işaretiyle ayrılır. İlk örneğimiz gelsin. Ankara özel isimli nın eki alacağız. Bakın Ankara nın derken bakın kesme işaretini farklı renkle bilerek yaptım. Evet Ankara nın kesme işaretiyle ne yaptım? Ayırdım gelen eki. Zehra ya. isme gelen ek. Ya ekinde ne yaptım? Bakın ayrı olarak yazdım kesme işaretini getirerek. Kütahya Müftülüğü ne? Dilekçe yazıyoruz şimdi Kütahya Müftülüğüne diye yazarken ne yapacağız? N'yi ayrı yazıp kesme işareti kullanacağız. Kütahya Valiliğine, Kütahya Belediyesi'ne, Kütahya e, İl Sağlık Müdürlüğüne hangi kurum olursa olsun nasıldı? Büyük harfle yazacağız çünkü özel isimli. Uludağ'dan tatilde Uludağ'dan döndük. Uludağ'dan geldik. Evet ne yapıyoruz bakın kesme işaretini gördünüz. Özel isime gelen ekleri kesme işaretiyle ne yapıyoruz? Ayırmış oluyoruz. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi özel isim tür isim nedir? Bunları öğrendik. Şimdi öğrendiklerimizle ilgili ne yapıyoruz? Birlikte etkinlikler yapıyoruz. Hazırsak şimdi öğrendiklerimizi pekiştirmek için etkinliklerimize başlayalım. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi özel isim ve tür isimlerini öğrendik. Bunlarla ilgili uygulama yapacağız. Öğrendiklerimizi birlikte değerlendireceğiz. Bakın sol tarafta yine sizler için renkli renkli özel isim ve tür ve cins isimlerini birlikte yazdım. Bunlardan özel olanların yukarıya, cins isim olanların aşağıya ne yapacağız? Birlikte yerleştireceğiz. Lütfen öğrendiğimiz kurallara dikkat edelim. Neydi? İsim insan isimleri, şehir isimleri, dağ şehir, evet, ülke isimleri bunların hepsi neydi? Özel isimlerdi. Bunlara dikkat ederek yerleştirmeye çalışalım. Evet. Çekirge. Bakın bu özel bir isim midir? Değildir değil mi? Çekirgeden bir sürü vardır. Eşi benzeri çoktur. Bu cins isim yani tür isim. Ahmet bakın buraya özellikle yazdım. İnsan ismi değil mi? İnsanların isimleri neydi? Özel isimdi. Evet kalem. Bakın bu da bir cins isim. Yüzlerce binlerce kalemimiz var değil mi? İnsan. Evet bunu Buraya bilinçli olarak aldım. Lütfen dikkat edelim buraya. Bakın binlerce, milyarlarca insan var. Fakat içinden Ahmet diye isim verirsek bu özel hale geliyor. Yoksa insan nedir? Cins isimdir. İçinden isim verdiğimizde birisini ne yapıyoruz? Ahmet diye özel hale getiriyoruz. Evet masa yine cins isimdir değil mi? Masamızda cins isim. Evet Ayşe. Bakın insan ismi bu da özel isimdir. Arap Evet, Arap neydi? Halklar, milletler, ırklar, diller, lehçeler. Bunların hepsi özel isimdi. Çok güzel. Evet, kurt diye bir hayvan var. Bu da nedir? Kurttan bir sürü olduğu için cins isimli. Fakat özel bir kurda isim versek, kendimize alsak, beslesek ne olurdu? Diyelim ki beyaz diş diye söylüyoruz. Bir tane kurt aldık. O zaman ne olurdu? Özel isim olurdu. Evet Amerika. Evet ülke isimleri de neydi? Özel isimlerdi kasap. Kasabımız cins isim. Evet. ilçeler, mahalleler, köyler, iller özel isimlerdi. Ağrı dağı değil mi? Dağlar, denizler, ovalar, platolar hepsi neydi? Özel isimdi. Kötülük yapmak. Evet. Kötülük bu. Cins isimdir. Evet. Şehir ismi. Bakın burada bir Kütahya görüyorum. Evet. Kütahya. Buraya yerleştirdim. Özel isimdir değil mi? Evet. Evet. Yine dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın şehir bunu da bilinçli yazdım. Evet sizlerin görmesi için şehir bakın buraya şehrin kendisi cins isimdir. Fakat şehirden bakın Kütahya, İzmir, İstanbul, Ankara gibi il olarak isim verdiğimizde ne oluyordu? Özel oluyordu. Buna dikkat ediyoruz. Köy bunu da bilinçli yazdım. Köy de nedir? Cins isimdir. Ama köyden bir isim verirsek diğer köylerden ayırırsak. Diyelim ki ne köy olmuş olsun, Çamlıca köyü olmuş olsun. O zaman özel isim olur. Ama köy genel olarak binlerce, milyonlarca köy var. Cins isim, tür ismi ama isim verip birini diğerlerinden ayırırsak özel isim haline geliyor. Evet oyunda bakın nedir? Genel bir isim. Yani tür ismi, cins ismidir. Fakat oyuna isim verip şu oyun diye bakın, meşhur oyunlardan birini söylerseniz ne olur? O zaman özel isim olur. Mesela buna Brawl Stars desem oyun ne olur? Özel isim olur. Ama genel olarak isim verince bakın cins isim olmuş oluyor. Evet kurum ismi bakın. Milli Eğitim Bakanlığı cins isim mi? Değil değil mi? Hayır. Milli Eğitim Bakanlığı kurum ismi özel isim. Bütün kurumlar özel isim. Yine bir mahalle doğruluk mahallesi. Sadece mahalle yazsaydım cins isim olurdu. Fakat mahalle isim verip diğerlerinden ayırınca artık özel isim oldu. Evet köpek buna da lütfen dikkat edelim. Köpek nedir? İnek, Kedi. Bu hayvanlar nedir? Cins isim. Fakat isim verip özel hale getiriyorduk değil mi? Kendimizi diğerlerinden ayırıyorduk bu hayvana. Köpeğine veriyorduk. Mesela kırpık demiştik. Videomuzun başında gördük. Kırpık deyip diğerlerinden ayırıp özel hale getiriyorduk. O zaman özel isim oluyordu. Ispanak. Bu da nedir? Cins isimdir. Yemek. Alman neydi? Evet milletler, halklar özel isimlerdi. Papatya bakın. Evet bir çiçek. Bu da özel değil. Nedir? Cins isim değil mi? Papatya. Evet. Yüzlerce binlerce papatya var. Topluyoruz. Ramazan bayramı bunu. Evet özellikle aldım. Konu anlatırken uzamasın diye her gün ayrı ayrı anlatamıyoruz. Fakat bakın artık bir özel isim değil mi? Bir sürü bayram. Cumhuriyet bayramı var. Dini bayramlar. Kurban bayramı var. Evet. 29 Ekim var, 30 Ağustos var. Bütün bayramların içerisinde bunu ne yapıyoruz? İsim vererek özel hale getiriyoruz. Kurban bayramı da aynı şekilde özeldir. Okul, bunları bilinçli yazdım. Cins isimdir. Fakat okulun ismini verirsek, diyelim ki Atatürk İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu gibi veya Aşağıdere İlkokulu, köy ismi oluyor mesela, Ahiler İlkokulu. Yani okula isim verdiğimizde o zaman özel isim olacak değil mi? Buna lütfen dikkat edelim. Kumbara bu da bir cins isimdir. Evet bakın şimdi okullara isim verdim. İstiklal İlkokulu ne oldu? Özel isim oldu. Okulun kendisi cins isim. Okula isim verip bütün okullardan ayırıp tek başına özel benzersiz hale getirdiğimizde ne olmuş oldu? Özel isim olmuş oldu. Atatürk Lisesi bakın lise. Üniversite ismi olsa yine özel isim olacak değil mi? Evet. Kurum isimlerinden bakın. İzmir Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Afyon Belediyesi il özel idaresi, müftülük, bütün kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığı, köy işleri değil mi? Neyse hepsi özel isim. Aydınlar Köyü. Köy ve mahallede olsa bunların hepsi neydi? Özel isimlerdi. Evet kontrol edelim bakalım. Evet hepsini doğru yaptık. Şimdi birlikte ne yapıyoruz? Diğer etkinliğimize geçiyoruz. Hemen hız kesmeden diğer etkinliğimizi bitirip devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. Özel isim ve cins isim tür isim etkinliğimize devam ediyoruz. Şimdi kendimizi bir test edeceğiz. Sizler için bakın. Hazırlanan soruları hep beraber çözüyoruz. 3 dakika içinde yetiştirmemiz lazım. Bana yardımcı olun lütfen. İstiklal İlkokulu özel isim mi cins isim mi? Evet nedir? Okulun ismi özel isimdir değil mi? Çok güzel. Lütfen sizler de cevabını bulamazsanız videoyu durdurun. Sonra devam edin. Evet şehir Bakın nedir? Özel mi cins mi? Cins değil mi? Eğer şehrin ismi olsaydı Ankara, İstanbul gibi o zaman özel isim olurdu. Ama şehir sadece şehir cins isim değil mi? Çok güzel. Evet devam ediyoruz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı kurum isimleri neydi? Cins isim mi? Hayır. Özel isim değil mi? Tüm kurumlar özel isimdi. Aferin size. Devam ediyoruz. Gelsin sorumuz. Evet sorumuzu atladık. Kurt. Evet bir hayvan nedir? Özel mi cins mi? Hayvanlar nedir? Cinsim değil mi? Kurta özel bir isim verirsek beyaz diş gibi o zaman özel isim olurdu. Cinsim değil mi? Kurt cins isim. Çok güzel. Evet sonraki sorumuz ıspanak. Evet ıspanak da nedir? Cins isimdir. Çok güzel. Evet sizler de yapmaya çalışalım. Kalem. Evet özel değil. Bu da cins isimde değil mi? Evet. Okul. Buna dikkat edelim lütfen. Okul neydi? Özel mi cins mi? Cins isim değil mi? Okulun ismi olsaydı, İstiklal İlkokulu gibi, o zaman özel isim olurdu. Ama şimdi okul sadece cins isimdir. Devam edelim. Sonraki etkinliğimiz Ramazan bayramı. Evet, bayramlar, törenler, kutlamalar, evet bunları diğerlerinden ayırıyor değil mi? Dini bayramların Kurban bayramı da özel isim, Ramazan bayramı da özel isimdi. Evet. Milli bayramlarımızda hepsi nedir? Özel isimler değil mi? Cumhuriyet bayramı dese o da özel isim olacak. İnsan. Evet. Özel mi? Cins mi? Cevap verelim lütfen. Cins değil mi? İnsanın ismi olsa Ahmet dese, Ayşe dese özel olacak. Fakat insan milyarlarca insan var. Cins isim. Evet. Devam edelim. Ayşe. Bakın insan. Şimdi ne oldu? İsim verdi. Diğer milyarlarca insandan ayırdı. Özel isim haline getirmiş oldu. Çok güzel. Kütahya. Şehir dese... Cinsdi ama bakın 81 tane şehrin içinden Kütahya ne oldu? Özel bir isim vermiş olduk. Özel isim olmuş oldu. Çok güzel. Alman. Evet. Dil, din, ırk bunlar neydi? Evet. Özel isimlerdi değil mi? Alman. O da bir halktı. Evet. Özel isim diye işaretliyoruz. Çok güzel. Aydınlar Köyü. Evet. Bu köyde nedir? Binlerce köyün içerisinde ayrılmış isim verilmiş. Özel isim. Haline gelmiş oldu. Çok güzel. Çekirge. Bu nedir? Binlerce çekirge var. Cins isimdir. Devam ediyoruz. Atatürk Lisesi. Bakın binlerce e, lisenin içerisinden isim vermişiz. Bir tane ne yapmışız? Özel isim haline getirmişiz. Atatürk Lisesi özel isimdir. Devam edelim. Sarıyer ilçesi Evet. Bu da nedir? İstanbul'un bir ilçesi değil mi? Artık il ilçe merkez bunların hepsi özel isim olmuş oldu. Evet yine bir insana isim verdik. Ahmet nedir? Özel isimdir. Aferin. Hızlı gidiyorsak lütfen durdurup sizler kendiniz yapmaya çalışın. Kasap bu da bir meslek ama özel mi? Hayır. Bunlar cins isimler. Devam edelim. Kötülük evet burada da özel isim yok. Bu da nedir? Cins isimdir. Evet. Köy buna dikkat edelim lütfen köy kendi başına cins isimdir. Fakat köye bir isim verseydik mesela eh, Ahiler Köyü, Tuzluca Köyü, Kozluca Köyü böyle isimler verseydik özel olmuş olur. Ama köy genel olarak binlerce köy var. Cins isimdir, değil mi? Çok güzel. Devam edelim. Ağrı Dağı. Evet, dağ dese bakın ne olurdu? Bir sürü dağ var. Ama Ağrı Dağı bütün dağların içerisinden ayrılıp özel bir isim haline gelmiş oldu. Evet, devam ediyoruz. Süremiz azal azalıyor. Kumbara, evet, özel değil, cins isimdir. Niye? Binlerce var, değil mi? Bir sürü kumbara var. Devam edelim. Amerika, evet, ülkeler, halklar, diller, lehçeler neydi? Özel isimdi, değil mi? Çok güzel. Devam edelim. Evet, köpek. Evet, bu da neydi? Cinsimdi, çeşit çeşit bir sürü köpek var. Ama işçilerinden birine isim verseydik. Değil mi? O zaman özel isim olurdu. Ama şimdi köpek nedir? Cins isimdir. Devam edelim. Masa. Masa nedir? Bu da cins isimdir. Çok güzel. Evet. 26. sorumuz İzmir Belediyesi. Kurum isimlerin tamamı neydi? Özel isimdi. Aferin size. Devam edelim. Papatya. Evet bu da bir sürü çeşidi var özel değil tek başına değil evet çeşit eşi benzer olmayan değil de değil bunlardan bir sürü var cins isim Devam edelim Doğruluk mahallesi mahalle cadde sokak bunlar neydi özel isimlerdi aferin size Oyun Evet bu da cins isimdir devam ediyoruz Evet gelsin son sorumuz Arap Evet neydi Ülkeler halklar lehçeler değil mi diller hepsi özel isimli. Evet teşekkür ederiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.